Semih Yuva Kur'an'la konuştuk Atahan'la. Gene o dönemin sertliğinden bahsediyorduk. Atahan dedi ki o kadar mı sertti ya dedi abi Semih'e. Kardeş dedi ne tendonlar gitti var ya dedi böyle biraz da komiktir ya. Yani, bu abi o dönemin futbolu. Yeni bölüme hoş geldiniz. Alptuğ ile birlikteyiz soru cevap bölümünde. Selamlar Alptuğ'cum. Babacım selamlar. Nasılsın? İyidir. Hava biraz soğuk, üşüdük biraz. Evet, onun dışında maalesef. İyiyiz. Ve yağmur yağıyor. Maalesef. İşte sevmediğim bir doğal olaydır aynen. Yağmur. Sen nasılsın? Ne olsun. Biraz şuramda kırmızılık var bizim sarı yüzüne. Fazla yalamış kafamı. Onun için özür diliyoruz buradaki kırmızılık. Yani özlem bir şey yapmadı yanlış anlaşılmasın. Ayakkabı falan atmadı. Hasan Oğul sormuş. Sevgili senior, Christian Eriksen Juventus'a olası transferi Juventus'un orta sahasının kalitesini arttırır mı? Oyun kurma özelliği de iyi bir oyuncu. Maçları domine edebilirler mi onun gelişiyle? Geçen sene Ramsey transferinde de demiştim ki ya öyle bir oyuncu değil Ramsey. Kızmışlardı bana CM'ciler. Juventus'un orta sahasında bir tane Pirlo lazım. Bir tane nasıl diyelim... Belki Eriksen bence değil de alakası yok da şimdi Eriksen'i bir PR'ladılar ya 2 sene. Hı hı. Çocuklar Iniesta diyen falan vardı ben görüyordum. Şimdi Eriksen belki Dani Pareo'dan iyi bir oyuncudur ama Dani Pareo'nun görevi patronluk orta sahada. Yani o patron lazım Juventus'a bir tane. Milan'a da ondan lazım bir tane. Yani Milan'a azıcık Şampiyonlar Ligi seviyesine girmek için lazım. Juventus'a da Şampiyonlar Ligi'ni zorlaması için lazım. Eriksen iyi bir orta saha yapısında çok iyi bir oyuncu olabilir ama bütün ipler ondayken Danimarka milli takımını da gördük ya. Hı-hı. Bu Danimarka Dünya Kupası'na giderken yeni Laudrup, Laudrup'tan daha mı iyi falan diyen yabancı gazeteci vardı. Yani hani ulan neren ne izledin Laudrup'u da Eriksen'i karşılaştırıyorsun? Yani o orta saha grubunu sağlarsan Eriksen iyi bir oyuncu. Evet de Juventus da onu sağlarsa Eriksen birçok oyuncudan daha iyi. Yani Kedira'dan yararlı olur herhalde zaten. Kedira'dan sen de yararlı olursun takıma. Ama o lazım Juventus'a esas. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Sorulduğu zaman. Patron da zor bir şey bulmuş. Zor bir şey abi de yani işte onun için pahalı. Onun için Modric. Tabii. Modric'e para yatırıyorsun. Onun için işte Pirlo Juventus'a geçti mi dengeleri değiştirdi diyoruz. Ya yani onlar çok özel oyuncular. Juventus öyle bir özel adam lazım. Juventus'u bakıyorsun şimdi 70'lerin sonunda şampiyon olmuşlar ligde ama Avrupa'da hep tıkanırlar tamam mı? Sonra ne olur? Liam Brady gelir. Liam Brady gelince biraz Avrupa'da iyi maçlar oynamaya başlarlar. En azından takım geriye çekildiğinde o hızlı ataklarda takımı yönlendirebilecek, topu aldığında oyunu soğutabilecek bir oyuncudur. Sonra ama şampiyonluk olmaz gene Avrupa'da. Sonra Michel Platini gelir. Yani tarihin en büyük 10-10 numarasından biri geliyor ve 10 numaralar eskiden orta sahaydı. Bütün topları ona teslim edebiliyorsun. Yani hep o kademe atladığında işte Zidane geldiğinde kademe atlıyor. O geldiğinde kademe atlıyor. Öyle oyuncular lazım. Yani Milan'dan bahsediyoruz ya Milan'ın iyi dönemlerinde hep çok çok iyi öyle merkez orta saha oyuncuları var. Yani Sidor Pirlo aynı takımda oynuyor abi yani. Tabii. Önlerinde Rui Costa'nın olduğu takım var sonra Kaka geliyor. Topu bilen adamlar. Tabii canım bunların hiçbir parça değil ki baya baya yıldız hepsi tabii. De yani. Ben ondan bahsediyorum Juventus'ta. Mustafa Şahin sormuş. Selamlar İlhan abi. Sevdiğin, beğendiğin oyunculardan bir Roma 11'i yapar mısın? Deneyelim. Kaleye Alisson. Roma'nın ben hiç iyi kalecisi olduğunu izlemedim. 80'li yıllarda Tancredi diye bir tane garip bir şey vardır. Greyfurt gibi bir herif. Forması da öyle turuncu. Yani Liverpool finalinin sebebi o. Kaybedilmesin. Ondan sonra Antonioli falan vardı. Bir ara Peruzzi geçti. Hiç iyi kalecisini hatırlamıyorum. Yani Stakelenburglar falan vardı. Alisson iyi kaleci. Alisson iyi kaleciydi. Alisson'u koyarım. Sağ bek Cafu. Tabii. Allah'ın emri. Stoper Aldair, Brezilyalı. Yanına Di Bartolomeo'yu babaya alalım. Onu Lidon böyle libero gibi oynatır ama değişik bir libero yani. De Rossi gibi bir oyuncu aslında. Böyle dörtlü oynuyorlar zaman zaman yani. Genelde Rigetti, Bonetti ya da Rigetti, Vierkovot falan oynuyorlar ama bazı maçlarda, alması gereken maçta Di Bartolomeo'yu stoperin yanına koyuyor. İşte ileri açıldıklarında Nappi sağ bek, Nella sol bek. Rigetti kim varsa o ortada oynuyor. Di Bartolomeo orta sahayı tamamlıyor. Böyle 3-5-2'msi bir şey oynuyorlar. Çok geçişken böyle varyasyonlu. Di Bartolomeo'yu da öyle kullanır. Hatta eleştirir de şeyi. Bu adamı neden libero'da denemedi İtalyanlar bugüne kadar milli takımda filan diye. İtalyan Beckenbauer filan diyor övüyor onu. Şimdi Di Bartolomeo'yu oraya alalım. Sol bek Nela.
Candela'dan özür diliyorum. Çok severim ama o Nelly acayip oyuncudur. İşte dediğim gibi orada stoper gibi de oynar, sol bek oynar ve acayip hücumda etkili oyuncudur. Mesela onun Napoli'ye attığı bir free kick golü falan var. Topa çok iyi vuran oyuncu. Alırım onu. Bir de yaşlılığı tam senlik böyle. Çok tehlikeli bir adam. He. İlginç gözlükleri var. Bembeyaz saçlar, şey giyiniyor falan. Çok tehlikeli. İtalya'da yaşasam sokağa çıkmam olarak. Aynen öyle. Onu alırım. İyi oyuncudur. Sebastino Nella. Orta saha De Rossi'yi alalım. Tabii. Yetişen çocuktur orada. Orada yetişenlerden De Sisto'ya ayıp edeceğiz biraz ama onu alamayacağız. Falcao'yu alalım. Hı hı. Allah'ın emri. İlk yazmamız gereken adam aslında yani. Falcao, De Rossi, Giuseppe Giannini 10 numara. Totti'den önce de Roma'nın. Yani Roma'nın 8. kralı Falcao'dur. Prens de Giannini'dir aslında ama sonra Totti 2000'lere ve sosyal medya çağına yetişince tek kral Totti'ymiş gibi. Geri kalanlar 3 yaşındaki gibi. Çocuklar aynen öyle şey yaptılar. Öyle bir şey yok. Roma hep yetiştirir. Mesela Francesco Rocca diye bir şeyleri vardır onların. Bek, orta saha. Kawasaki lakabı da acayip oyuncudur. Böyle Joker Roma'da yetişmiş. Sadece Roma'da oynamış. Acayip tempolu, çok çalışkan ve taktik bilgisi üst düzeyde. Ama şanssız da siyatikten futbolu bırakıyor. Lidolminik döneminde falan var 80'li yılların başında. 27-28 yaşında bitiyor şey hayatı. Mesela o falan hep bayrak adamlar yani bunlar. İşte defans sağlamadık. Giacomo Lossi var. Bayrak adam. Yani Roma bayrak adamdan geçilmez ya. Tek Totti yok orada. De Rossi dedik. Falcao dedik. Değil mi? Hı hı. Giannini dedik. Giannini. Bruno Conte. Aynen. Forvet Roberto Peruzzo. Ya sevmiyorum Totti'yi de alalım ama yani Batistuta da oynadı orada. Tabii. Yani biraz ölü dönemiydi artık ama şampiyon yaptı. Ya yaptı demeyeyim. Yani birçok insan var da şampiyon oldu. Evet Peruzzo Batistuta o zaman Totti. Tribüne çıksın sevdiği. Totti arasa ya seni yarın beni nasıl almazsın falan diye. Ama kaptan kim olur? He? Kaptan kim olur? Kaptan. Di Bartolomeo. Oğuzhan Bedo sormuş. Ama Candela'ya üzüldüm. Keşke alsaydım. Abi ama üzülme ile atarsın. Nela iyi oyuncu. Oğuzhan Bedo sormuş. Sinyoro sorum. Abi neden son zamanlarda kontratak oyununun içi doldur boşalt denecek şekilde boşaltılıyor ve pas oyunu arşa çıkartılıyor? Eskiden de bakış açısı böyle miydi? Yoksa bu oyun eskiden daha mı gözde bir oyundu? Buna ek olarak sence futbol kazanmak için mi yoksa keyif almak için mi? Sen menajer olsan kazandıran bir kontrayı mı yoksa keyif veren pozisyon futbolu mu oynatırdın? Ama soru sormuşsun. Biraz zor, ya. Uzun bir soruydu. Hiçbirini hatırlamıyorum. Baba. Abi antrenörlere yani öyle düşünmeyin. CM oynuyor gibi düşünmeyin. Hangi antrenöre sorarsan sor. Gittiği takıma göre şekil verir takıma. Yani dur ben şimdi bir takım kurayım da öyle bir şey yok. Elindeki yani tüm takımı da değiştiremeyeceğin için herkes bunu söylüyor. Geçen Abdullah Avcı da Bağış abilerin programında benzerini söylemiş. Yani elindeki malzemeye göre iş yaparsın tabii. Ki. Bütün büyük hocalar bunu yapar. Yani bu çocuklar CM, PES, FIFA yüzünden sanki hocalar geliyor beyler şimdi şöyle futbol oynuyoruz. Yani onu Guardiola yapıyor da baba dünyaları harcıyor da yapıyor. Sanki mahalleden çocuklarla onu oynuyor gibi. Dünyanın parasını harcıyor, alıyor istediği oyuncu ama %95 antrenörü de elindeki malzemeye göre oynar. Kontra atak futbolu oynamak ayıp değildir. Kontra atak biraz demode kaldı diye ona bir de geçiş futbolu diye bir şey geçirdiler şimdi. Kontra atak oyunu işte. Basketbolda da oldu geçiş oyunu, transition falan. Yani kontra atak ulan işte yani kontra atak oyunu. Oynanır abi birçok takım. Mesela bugün tarihe geçmiş takımlardan bahsettik. Dinamo Kiev bildiğin kontra atak takımıdır yani. Şimşek gibi çıkarlar. Şimdi benim jenerasyon Ayılabay'la anlattığı Lazio acayip bir kontra atak takımıydı. Nedved topu alırdı hiç vermezdi filan diye kesiyorlar çoluk çocuğu. Lan kontra atak takımıydı Lazio. Yani Veron, Nedved, Salas tak 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 şimşek gibi çıkarlardı. Yani bence şu anda da ayıp bir şey değil. Türkiye'de arkadaşlar genelde Türkiye'de arkadaş çevresiyle ya da 3-5 tane blogger televizyonda çıkanın filan dediğiyle tüm dünya öyle konuşuyor gibi düşünebilir. Türkiye'de bunu şöyle açıklayabilirim. Biz pas oyununu seviyoruz abi yani. Halı sahada filan da öyledir biliyor musun? Beyler paslı. Neyin paslı yani nasıl, ne yeteneğin varsa orada. O oyunu sevdiğimiz için onu görmek istiyoruz herhalde. Ona yani bence kötülendiği de yok dünyada yani. Aykut gayet hocamın, geçiş oyunu diye herkes övüyorlar. Aykut hocamı yediler be baba. Adam kontrol oynadı seni.
Yani öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir de seni sormuş, sen nasıl bir futbol tercih ederdin diye. Yani işte kontra atak mı tercih edersin, pas oyunu mu istersin? Evet, elimde ne varsa sormuş. Yani ne bileyim şimdi. Baba yani Dinamo Kiev'in 70'ler takımı, hadi gitsin pas oyunu oynasın bakayım. Ya Murat daha yeteneklidir orta sahada. Sergen Demir. Selamlar İlhan abi. Milli takımın 2002 mi yoksa 2008 kadrosunu mu daha 2002. Çok beğeniyoruz? Mert Akkaya sormuş baba. İlhan Bey, Kubilay Türk Yılmaz hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? 85 doğumlu bir Galatasaraylı olarak takımı bilinçli şekilde izlemeye başladığım 92-93 yıllarında Kubilay tam bir idol gibi geliyordu. Doğrudur yani. İyi solaktı, çok iyi futbolcuydu. Bir de böyle tarz filandı, karizmatikti biraz. Gelir yani, bizde de Show TV forması vardı Kubilay. Kahraman bulmuştu bir yerden, aynen. Biz de her takımın formasını biriktirmeye çalışırdık. Evet. Babamın arkadaşı Orhan amca vardı. O bana prekazi forması alırmış küçükken filan. 8. Babam da Rıdvan'la cevap verir. Baba tarafı full Beşiktaşlı. Onlar Feyyaz alırdı 7. Sonradan biz bunu bir şey haline getirdik kendimiz. Yani vardı bizde de şey Kubilay. Fener'de de değiliz. Tayfun Korkut vardı. 7. Bu Brezilya Emlak Bank forması. Aynen. Çok da güzel formaydı baba. Ben de severdim de o zaman çok eleştirilmişti o formalar. Güzel sen forma. Hatırlamazsın. Bu Fenerbahçe'nin ismini vermeyelim. Eski futbolcularından Fenerbahçe bu değildir. Fenerbahçe çubukludur tarzı. O mavi ve sarı formalar var ya, yani o Brezilya tipi. Onlar çok eleştirilmişti. Ki dünyada da bu forma şeyi başlamıştı. Yani tişört formalar, satılan formalar yeni yeni başlıyordu. Kimse anlatamamıştı onu şeye. O eski futbolculara. Onlar zaten Payera'yı da eleştiriyor da şampiyon oldu sonra adam neyse. Alperen Ustabaş sormuş. İlhan abi, sence 80'ler İngiltere Ligi insanların söylediği ve düşündüğü kadar kötü bir yer miydi? Güzel örnekler yok muydu? Sanki Orta Çağ Avrupası gibi anlatılıyor. Şimdi gene yani arkadaş çevresi ya da büyüklerim söyledi bilmiyorum. Nedenini yorumlamaya çalışayım. Yıldız yok ondandır. İnsanlar 80'lerde Serie A neydi, 90'da neydi işte bizim... Benim arkadaşlarım da diyor 2000'lerde ne İtalya izlerdik? Yalan söylüyor, izlemiyordu yani. Ben yanındaydım. Özet, şimdi biz ve bizden önceki kuşan bir şey var. TRT'de Avrupa'dan futbol özetleri, tamam mı? Bunu izleyip lig izlediklerini sanıyorlardı. O özetleri izlediğinde de İtalya şeydi yani. Yıldızlar geçidiydi. İspanya'ya çok gitmezdi. Gider biraz ama çok gitmezdi. Yani Schuster'ler falan var şeylerde. Hugo Sanchez'ler falan. İngiltere'de zaten yani o Dane, Ardiles, Ricky Villa'ya kadar çok yabancının bulaşmadığı bir yer. Yani İtalya prensti. Onun için İtalya'yı iyi hatırlıyorlar. Yani diyorlar ki İtalya'da eskiden ne futbol oynanırdı? Ya gene aynı futbol oynanıyordu yani. Hani sadece yıldızlar yoktu. Oyunu güzelleştiren. Şimdi de dünyadaki bütün iyi oyuncuları Juventus'a, Milan'a falan da at, gene onlar o futbol oynar. Çünkü diyorum ya işte Trapattoni'nin Platini'siz takımıyla Platini'li takım arasında fark var bayağı. Aynı zihniyet var sahada yani aslında. İtalya bundan dolayı öndeydi. Onun için insanlar güzel hatırlıyor. Özeti izliyordu. Bir yanda Gullit var. Sampdoria'ya gidiyorsun. Vialli var. Ascoli'ye gidiyorsun. Dirceu diye Brezilya milli takımının Zico'dan önceki 10 numarası şeyde oynuyor. Küme düşen Ascoli'de oynuyor. Socrates, Passarella, Vasat Fiorentina'da takılıyor filan. Öyle bir çok göz alıcı bir şey var ortada. Şimdi diyorlar ya İngiltere'de tempo var abi. Tempo. Ben tempoya bayılıyorum. İngiltere'de ben 1960'larda maç izliyorum. Gene tempo var. Tillahı var hem de yani. 70 FA Cup maçları var. Başın döner 10. dakikada. Tansiyonun düşer yani. Tempo abi adamlar. Full tempo. Topu bir an önce karşıya at. Rakipten onu sonra hızla kapmaya çalış ve 10 dakikada atıyorum 7 tane falan pozisyon oluyor zaten maçın başında yani. Dediği gibi o kadar kötü bir yer değil. İngiltere... Yani şuna kötü dersin. Bugünkü İngiliz futbolunu eleştiriyorsan birkaç takım dışında hala taktik hataları yapıyorlar, diziliş hataları yapıyorlar, sadece oyunu hızlı oynamaya çalışıyorlar, gerisini düşünmüyorlar diyorsan 80'lerdeki İngiltere'yi de eleştirebilirsin ama Premier Lig ayrı bir abi deyip de 80'lerde ben İtalyacıydım aga demek de şey yani, ikiyüzlülük. İngilizler bu oyunu hep öyle oynuyor. 80'li yıllarda da işte Everton'u, Liverpool'u, yani Hazel olmasa belki İşte o Everton da Şampiyonlar Ligi'ne gidip o cezadan gidemiyor. Liverpool uzun süre hanedanlığını zorlayacak en azından. Tottenham var. İşte Hoddle'ların takımı. Gayet keyif veren bir takım. Var yani orada da o zaman takımlar. Ve bu futbol yani gene heyecanlı futbol oynuyor. Ben çok severim İngiltere Ligi'nden maçları izlemeyi. Eski maçları da. 80'li yıllar. Çok sertlik var. Ya o da abi gene söylüyorum yani dünyada sertlik var. Biz bunu Gentile'ye
olayını da söylediğimizde alınanlar olmuş. Gentile'yi övmek için program yaptı. Futbol oynayan Semih Yuvakuran'la konuştuk Atahan'la. Gene o dönemin sertliğinden bahsediyorduk. Atahan dedi ki o kadar mı sertti ya dedi abi Semih'e. Kardeş dedi ne tendonlar gitti var ya dedi böyle biraz da komiktir ya. Yani, bu abi o dönemin futbolu. Yani Gentile'nin yaptığı falan anormal sertlik değil. Ya da burada İngiltere'deki sertlik öyle anormal sertlikler. O dönem sert futbol oynanıyor. Kurallar çok daha esnek. Daha esnek. Onun için de bir de sahalar tarla marla böyle şeyler var. Statlar mutlatlar. Herhalde ondan öyle gelmiş ama gayet keyifli işte. Nottingham Forest'ından tuttu Tottenham'a çok keyif veren. Güzel. Bugünün heyecanında oynanan bir şey önceden. Bu arada sahalarda çok öyle hani bahsedildiği kadar dramatik tarlalık falan da yok ya. Yani. Var birkaç saha. Var, hepsi, birkaç saha var. Türkiye'de. Aynen hep Türkiye'de çamur. Var var orada da var. Çünkü İtalya'da o zaman o da yok. İtalya 90 Dünya Kupası'nı alınca statları falan yeniliyorlar. Bir de çok zengin başkanları var. İtalyan futbolunu bu ay dergide de yazdım. Belki de sorunlarından biri o. Çok başkana bağlı takımlar var. Sampdoria diyoruz ya bu Mantovani diye bir başkanları vardır. Gelir takımın başına Juventus'tan Liam Brady alır, Trevor Francis alır. Sonra Mancini gibi, Vialli gibi ülkenin genç yeteneklerini takıma toplar. İşte sonra Cerezo'ya para basar. Yani güçlü başkanlar var İtalyanlarda hep. O güçlü başkanlar gidince sistem, yani Lego'yu çekiyorsun alttan, her şey yıkılıyor alttaki şeyi parçayı çekince. İngiltere böyle bir ülke değil. İngiltere'de her şey, hani hep derler ya, İngiltere'de başkanı görmedim. Hakan Ünsal falan da öyle diyordu Blackburn'e gittiğinde. Başkanı göremedik hiç filan diye. İngiltere'deki o sistem farklıdır. Onlar daha sonra bu para işlerini filan çözmeye başlayınca Premier Lig'le beraber güçlendiler. Yoksa orada o kadar çok para vereyim, ona o kadar para yatırayım şey o kadar yok yani. Zaten transfer rekorlarını filan bakın. 52'den filan, Gepson 52 galiba Gepson, Napoli. Yani şeye kadar, Crespo'ya kadar çok İtalyan var yani. İtalyanlar tabii basardı parayı. O şatafat insanların gözünü alıyor olabilir. İspanya Ligi için söyledikleri böyle bir şey söyleseler belki haklı olabilirler. Ama Almanya, İngiltere, İtalya bunlar da o ekol devam ediyor yani. Ben 73'ten Mönchengladbach Bayern Münih maçı izlemiştim. Hatta Fatih'le konuştuk. HD abi temizlemişler. Hadi HD'sini sonradan yaptın ama kamera açıları, tekrarlar, statta kameranın yerleştirildiği alanlar çok profesyonel döneme göre yani. Ha, Almanlara bugün yayıncılık konusunda bir dönem çok övüldü ya o zaman da yayıncıymış. Maç gene kıran kırana, gene taktik, disiplin üst seviyede, kondisyon. Alman her zaman Alman, İtalyan her zaman İtalyan, İngiliz her zaman İngiliz. Ha, Guardiola'lar falan biraz şey değiştirdi ama yani İngilizler gene tempolu oynuyordu oyunu o zaman. Sorayım baba son soruyu. Sor. Mutlu Tekeş sormuş. Metallica mı, Megadeth mi? Iron Maiden. O da güzel cevap. Peki bu ikisi arasından bir şey tercih edersen? Ya şimdi Megadeth'i böyle... Ben vokali kötü şeylere çok tahammül edemiyorum. İşte tam oraya bağlayacaktım. Yani Black Sabbath'ta Geezer Butler'ı, Tony Iommi'ye bayılırım. Çok da dinlerim ama Ozzy Osbourne keşke biraz daha iyi şarkı söyleyebilseymiş derim. İşte Dio'lu halini daha çok severim ya da Ian Gillan'ın albüm vasat olsa bile en azından iyi vokal diye. Şimdi Dave Mustaine abim iyi bir gitarist de kötü bir vokal. James Hetfield daha ağır basıyor. Bir de böyle hep şeyden de bahsediyoruz. Yani iyi gitar çalmak ve iyi şarkı söylemeyi aynı anda yapmak tabii, zor bir iş. Aynen öyle. İkisini de yapıyor adam yani. Yani. Hani yetenek. Bir de ses şeyini yani şarkı söyleme tarzını da değiştirdi zaman aynen içinde filan. Ama Lars Ulrich mesela hiç sevmem. Kirk Hammett'ı da nefret ederim. Bu kadar abartılan bir insan olamaz. Yani James Hetfield abim yüzünden keşke Dave Mustaine dursaydı da o Metallica deseydik de. Bilemedim. Ama yani Megadeth'in So Far So Good So What diye bir albüm vardır. Bilir misin? Biliyorum. Bayılırım o albüme. Bende vardı onu. Ozan İnce vardı benim kaset ortağım. Para biriktirir. Kaset alırdık ondan. Sonra çoğaltır. İki hafta birinde kalırdı. Onunla almıştık. Metallica'nın bütün albümlerinden daha çok seviyor olabilirim ama toplama baktığında yani Load, Reload oraları ben de sevmem. Ama Garage Inch mesela iyi cover albümüdür. İlk albümleri falan severim. Bilemedim yani. Çok berabere kaldı gibi. Iron Maiden deyip çıktın sen. Iron Maiden'ı acayip severim. Çok severim. O zaman ben bu seferlik soruları bitirdim. Hatta vokal, metal vokallerinde falan Bruce Dickinson'ı hep unutmuşum burada. Üzüldüm yani. Teşekkür ettim sana. Ben de teşekkür ederim. Bu arada 2 hafta sonra tekrar görüşeceğiz. Çünkü Buğra yok. Yine bir soru cevap yaparız. Buğra? Ha doğru. Askerde Buğra. Darısı seninmiş. İnşallah babacığım bakalım. Haftaya sürpriz bir özel bölümle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.